Dördüncü kelime. Beşinci kelime. Meşveret-i Şeriye'den aldığım ders budur. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Bazen büyür, sirayet eder, yüz olur. Bir tek hasene bazen bir kalmıyor. Belki bazen binler derece terakki ediyor. Bunun sırrı hikmeti şudur. Hürriyet-i Şeriye ile meşveret-i meşrua hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Hakiki milliyetimizin esası, ruhu ise İslamiyettir. Ve Hilafet-i Osmaniye ve Türk ordusunun o milliyete bayraktarlığı itibarıyla o İslamiyet milliyetinin sadefi kalası hükmündedir. Arap-Türk hakiki iki kardeş, o kalayı kutsiyenin nöbettarlarıdır. İşte bu kutsi milliyetin rabıtası ile umum ehli İslam bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Aşiretin efradı gibi İslam taifeleri de birbirine uhuvvet-i İslamiye ile mürtebit alakadar olur. Birbirine manen lüzum olsa maddeten yardım eder. Güya bütün İslam taifeleri bir silsile-i nurani ile birbirine bağlıdır. Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese, o aşiretin bütün efradı, o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarında bütün efradı müttehem olur. Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi o aşiretin mahiyetine temas eden medar-ı iftihar bir iyilik yapsa, o aşiretin bütün efradı onunla iftihar eder. Güya her bir adam aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder. İşte bu mezkür hakikat içindir ki bu zamanda hususan 40-50 sene sonra seyyiye fenalık işleyenin üstünde kalmaz. Belki milyonlar nüfus İslamiyenin hukukuna tecavüz olur. 40-50 sene sonra çok misalleri görülecek. Evet, ey bu sözlerimi dinleyen bu cami Emevi'deki kardeşler ve 40-50 sene sonra Alem İslam Camii'ndeki İhvan-ı Müslümin. Biz zarar vermiyoruz fakat menfaat verme iktidarımız yok. Onun için mazuruz diye özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz makbul değil. Tembelliğiniz ve neme lazım deyip çalışmamanız ve İttihad-ı İslam ile Milliyet-i Hakikiye İslamiye ile gayrete gelmediğiniz sizlere gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. İşte seyyiye böyle binlere çıktığı gibi bu zamanda hasene yani İslamiyet'in kutsiyetine temas eden iyilik yalnız işleyene münhasır kalamaz. Belki bu hasene milyonlar ehli imana manen fayda verebilir. Hayat maneviye ve maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Onun için neme lazım deyip kendini tembellik döşeğine atmak zamanı değil. Ey bu camideki kardeşlerim ve 40-50 sene sonraki Alem-i İslam Mescid-i Kebir'indeki ihvanlarım. Zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım, sizde olan hakkımızı dava ediyorum. Yani küçük taifelerin menfaati ve saadet-i dünyeviyeleri ve uhreviyeleri sizin gibi büyük, muazzam taife olan Arap ve Türk gibi hakim üstadlarla bağlıdır.